doğduğumuz gün bebeklerimize hepatit B aşımızı yapılır. Bu Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu ilk aşısıdır. Bebeğimizin bir dahaki aşısı ilk ayında, yani birinci ayında yapılır. Aşıları yaparken şunu eklemek isterim. Her zaman aylarınızın dolmuş olması gerekir. Yani bebeğiniz 30 gün olmadan ikinci doz aşınız yapılamaz. Bu yüzden kontrollerinize gelirken aşılarınızın olabilmesi için ay dönümlerinizi beklemeniz gerekmektedir. Bir aylık olduğumuzda ikinci aşımız hepatit B'nin ikinci dozudur. Başka bir aşı bu ayda yoktur. 2 aylık döneme geldiğimizde ise bizim için zorlu bir süreç başlıyor. Çünkü aynı anda 3 tane aşıyı yapmak durumunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi verem aşısıdır. Verem aşısı hala ülkemizde verem sıklığı yüksek olduğu için ülkemizde uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde uygulanmasa da Türkiye'de uygulanmasına devam edilmektedir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da verem aşısı olmalarını mutlaka öneriyorum. Çünkü Türkiye ziyaretleri sırasında bu hastalıktan etkilenebilirler. Verem aşısı verem mikrobunu kapmanızı engellemez. Sadece ciddi verem hastalığı yaşamanızı engelleyecektir. İkinci aydaki ikinci aşımız beşli karma aşı olarak tabir edilen difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofiliz influenza dediğimiz 5 tane mikrobu içeren aşıdır. Bu aşının sonra devam dozları da yapılacaktır. Üçüncü aşı da zatüre aşısı dediğimiz 13 çeşit zatüre mikrobu içeren bir aşıdır. Üçüncü ayda devletimizin bize önerdiği bir aşı yoktur. Dördüncü ayda ikinci ayda olduğumuz beşli karma ve zatüre aşımızın ikinci dozunu oluruz. Beşinci ayda yine devlet takviminde bir aşı bulunmamaktadır. Altıncı ayda ise yine hepatit B'nin üçüncü dozu ve beşli karmamızın üçüncü dozu bulunmaktadır. Bir de bunlara ekstra olarak ağızdan çocuk felci damlasını kullanmaktayız. Ağızdan çocuk felci damlası 2 damla olarak damlatılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Evde bağışıklığı düşük bir insan varsa, yani kemoterapi alan gibi bir hastamız bulunuyorsa, bu aşılama sırasında bebekten bir hafta boyunca uzak tutulması gerekmektedir. Buradan sonra genellikle 9. aya geçiyoruz. Arada aşımız yok. 9. ayda duruma göre aşılar yapılmaktadır. Nedir? Eğer ciddi bir kızamık durumu varsa 9. ayda takvime kızamık aşısı eklenmektedir. Ama devlet bu sırada kızamık vakalarını az gösterirse o zaman aşılama yapılmamaktadır. Bu duruma göre değişmektedir. Her zaman uygulanmayabilir. Bu normal bir süreçti. 1 yaşına geldiğimizde yine ailelerimiz tedirgin oluyor. Çünkü yine 3 aşıyı aynı zamanda yapıyoruz. 3 aşı aynı anda yapılabilir mi? Aileler bunu çok sorguluyor. Çok ağır gelmez mi? Ama aslında ne kadar çabuk bağışıklama sağlarsak o kadar iyi. Çünkü çocuğumuz artık 1 yaşına geldiğinde toplum içine karışmaya başlıyor. Ve aşılamasının önemi daha da artıyor. Daha çok insanla temas etmeye başlıyor. 1 yaşında canlı aşılarımız olan su çiçeği ve kızamık kaba kulak aşımız bulunuyor. Ve zatürre aşımızın hatırlatma dozu bulunuyor. Su çiçeği ve kızamıkçık kaba kulak aşısı canlı aşılı olup hastalığın hafif bulgularını taklit edebilen bulgular sergileyebilir. Bizim için birazcık zorlu bir şey oluyor ama mutlaka ben 1 yaş doğum gününden önce bu aşıları yapmanızı öneriyorum. Yaşını doldurduktan sonra tabii ki. Çünkü doğum günü partilerinde toplum içine daha çok karıştığımız için bulaşıcı hastalıklara maruziyetimiz fazla oluyor. 18 aya geldiğimizde beşli karmamızın hatırlatma dozu, bir de hepatit A aşımız var. Hepatit A'yı ilk defa oluyoruz burada. Bir de ağızdan çocuk felci aşımızın ikinci dozu bulunmakta. Bu aşılar daha rahat seyreden, çok ateş yapmayan, genellikle çocuğu çok sarsmayan aşılar oluyor. Ve son olarak da 24. ayda hepatit A'mızın ikinci dozunu olarak ilk 2 yıllık aşılanmamızı bitirmiş oluyoruz. Peki takvimimiz böyle bitiyor mu? Hayır. Bir dahaki aşımız ne zaman? Normalde 6 yaşına kadar, ilkokul 1'e kadar aşılama yok diyorduk. Fakat son dönemde bu değişiklik oldu ve 4 yaşına da aşılamalarımız başladı. Niye 4 yaşa alındı bu?
Çünkü eskiden çocuklar ilkokul 1'de toplum içine, yani insanlar diğer çocuklarla temasa başlıyordu. Fakat toplumun gerekliliği olarak artık çalışan anne sayısında ciddi bir artış var ve çocuklarımız daha erken yaşta okula başlamaya başladı. Bu bize ne oluşturuyor? Normalde size biraz önce anlattığım 1 yaşındaki kızamık kızamık çık kaba kulak aşısının etkinliği zamanla azalabiliyor. Ve bu %95 koruyuculuk oranları %60'lara kadar düşebiliyor. Burada bir hatırlatma dozu gerekiyor. Hatırlatma dozlarımızı biz okula başlamadan 4 yaşta yapmayı öneriyoruz. Bunun yanında da yine aynı şekilde difteri, boğulmaca, tetanozun da hatırlatma dozu 4 yaşta yapıyoruz. Bu şekilde aşılamamız bitti. Artık son sınıfa geliyoruz. İlkokulun 8. sınıfa geldiğimizde yine bir difteri, tetanoz aşımız var. Bu şekilde çocukluk dönemi aşılanmasını tamamlıyoruz. Aşılamanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ben kendi çocuğuma bütün aşılarımı yaptım ve bütün hastalarıma aşılamanın önemini vurgulamaktayım. Mutlaka aşılarınızı yaptırın ve aşı takvimlerinize uygun hareket edin. Hepinize sağlıklı günler ve haftalar diliyorum.